Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, oldukça zor, sıkıntılı ve baskılı geçen bir 2020'nin ardından 2021'i hepimiz merakla ve umutla bekliyoruz. Evet, 2021 aslında 2020'ye göre birçok gezegenin burç değiştirdiği, daha farklı enerjilerin harekete geçtiği bir yıl olacak. Bunun işaretleri de 2020 sonunda gelmeye başladı. Aralık ayından itibaren iki tane önemli kolektif gezegenimiz Jüpiter ve Satürn Kova burcunda ilerlemeye başladı. Ve 21 Aralık 2020'de Jüpiter ile Satürn'ün Kova burcundaki büyük kavuşumu gerçekleşti. Bu enerjilerle yeni yıla giriş yapıyoruz. Jüpiter ve Satürn'ün hareketleri çok önemlidir. Bunlar hem toplumsal anlamda kolektifte olabilecek tesirlerle ilgilidir, hem de bireysel hayatlarımızdaki deneyim alanlarımız ve yılın genel enerjilerini belirlemede çok önemlidir. Her iki gezegenin de Kova burcundaki geçişi aslında diğer burçlarla kıyasladığımızda sizin için çok faydalı da olacak sevgili teraziler. Evet, sizin gibi hava elementi bir burçta Jüpiter hareketi 2020'de birçok anlamda büyüme ve gelişme imkanlarını size sunabilir. Satürn yeni deneyimler getirirken, hayatınızda yeni dersler getirirken, tüm bunları çok fazla sizi zorlamadan, belki daha uzun vadeli kalıcı bir şekilde hayatınıza oturtmanızı sağlayacak. Satürn 2023 Mart ayına kadar Kova burcundaki hareketini sürdürecek. Jüpiter ise bu yıl boyunca 28 Aralık'a kadar Kova burcunda olacak. Yaz aylarında kısa bir süre, 13 Mayıs ile 28 Temmuz aralığında Jüpiter Balık burcunun ilk derecelerinde hareket edecek. Ancak 28 Temmuz'dan sonra tekrar Kova burcuna gelecek. Yıl sonuna kadar, 28 Aralık'a kadar Kova burcunda olacak. Sizin 5. evinizde önemli tesirler var. Evet, büyük kavuşum da zaten Kova burcunda meydana geldi. Özellikle kadersel planda, kişisel gelişiminizle ilgili, kişisel deneyimlerinizle ilgili 5. ev konu ve kavramları 2021 ile beraber ön planda olabilir. Bunlar hayat şartlarınıza göre, yaşınıza göre de değişebilir tabii ki. Özellikle 5. ev kişisel anlamda kendinizi dış dünyada ifade edebileceğiniz olanakların artabileceğini gösteriyor. Yeteneklerinizi gösterme imkanları ve bunları geliştirme imkanları olacaktır. Bu anlamda yaratıcılıkla ilgili konular, hobileriniz, her türlü kişisel becerileriniz artık biraz daha belki gelişme imkanı bulacak. Satürn buralarda bazı sorumluluklar almanızı da gerektirebilir. Yani daha disiplinli bir şekilde çalışma imkanları bulabilirsiniz. Jüpiter bu imkanları size fırsat olarak sunabilir. Ve belki bu de yeteneklerinizi değerlendirme imkanlarını, kapılarını size açabilir. Şans evidir 5. ev. Hem maddi hem manevi şanslarla ilgilidir. Aslında keyifli, neşeli, hayatın tadını çıkarabileceğimiz olanakları sunar. Aşk da bunlardan biridir. Romantik konuların da devrede olabileceği bir dönem. Birçok terazi bu yıl aşık olabilir. Hayatında kimse yoksa evet, güzel bir ilişkiye girebilir. Bunun yanı sıra var olan ilişkileriniz biraz daha kuvvetlenebilir, gelişebilir. Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Jüpiter çocukları yöneten bir gezegen olarak çocuk sahibi olma konusunda da çok bereketlidir aslında, şanslıdır. Satürn de zaten çocuk sorumlulukları verme konusunda sizi belki biraz daha disiplin altına alacak. Yani çocuğu olmayan terazi burçları bu yılla beraber çocuk sahibi olma konusunda belki daha ciddi bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Bunu hedefleyebilirsiniz ve Jüpiter size gerçekten bunu sunabilir. Çocuklarınız var. Onların gelişimi, onların eğitimleri, onların hayatının yapılandırılması alanlarında yine her iki gezegen güçlü bir şekilde çalışacaklar. Olanaklarınızı, olasılıklarınızı arttırabilirler. Ve yıl sonuna geldiğinizde evet, bu alanda önemli gelişim imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ve kuşkusuz sevgili teraziler, özellikle her iki gezegen ve Jüpiter şanslı ve bereketli bir gezegen olarak bu yıl size daha fazla maddi kazanç imkanı verebilir. Bazı yatırımlarınızın geri dönüşlerini arttırabilir ve bunları daha doğru bir şekilde değerlendirme imkanı bulabilir. Ve hayatı biraz daha keyifli yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz 2 yıl, 4. evinizden geçen Satürn ve Jüpiter birçok terazi için birazdan kısıtlama getirdi. Ailevi sorumlulukları arttırdı. Bu yıl bunlar biraz daha geride kalıyor. Evet, Plüto hala Oğlak burcunda ama her iki gezegenin, özellikle Jüpiter ve Satürn'ün Kova'daki ilerleyişi, hayatın keyfini çıkarma,
biraz daha eğlenme, biraz daha hani yaşam zevkinizin artması, özgüveninizin artması, keyif, iyimserlik, mutluluk anlamında size daha güçlü destekler sunacak. Ve bunlar tatiller, seyahatler şeklinde olabilir. Evet, romantik konular olabilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişimler olabilir. Eğitim fırsatları olabilir. Kendinizi geliştirme ve hobilerinize daha fazla zaman ayırma imkanları olabilir. Tüm bunları 2021 ile beraber daha güçlü bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Sevgili teraziler, 2021'de Uranüs Boğa burcundaki hareketini sürdürecek. Yılın en önemli gezegen açılarından birisi Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı olacak. Yıl boyunca aslında bu açıyı hissedeceğiz. Bireysel olduğu kadar özellikle kolektif alanda, toplumsal anlamda bazı önemli huzursuzluklara, streslere, kırılmalara neden olabilecek güçlü bir açıdır Uranüs-Satürn kareleri. Uranüs düzene karşı gelen, değişim isteyen, özgürlükleri savunan bir gezegen. Satürn ise düzenle ilgili, disiplinle, sorumluluklarla, görevlerle ilgili bir otoriteyi temsil ediyor. Toplumsal alanlarda biraz halk hareketlerinin, işte düzene karşı gelme, otoriteye karşı gelme hareketlerinin yoğunlaşabileceği bir süreçteyiz. Bununla beraber tüm ekonomik piyasalarda, para piyasaları ile ilgili finansal alanlarda olabilecek bazı streslerin, huzursuzlukların, genel olarak devlet yapılarında olabilecek değişimlerin, baskıların artabileceği bir yıldayız aslında. Bunlar bireysel hayatlarımıza az veya çok yansıyabilir. Siz aslında çok fazla etki alan burçlardan değilsiniz. Hava elementinden olduğunuz için, öncü bir burç olduğunuz için bu yıl genel olarak daha şanslı gruptansınız. Uranüs sizin 8. evinizde ilerliyor olacak. Dönem dönem Kova burcundaki Satürn'e yapacağı kare açı yaşamınızı biraz daha belki parasal konulara daha dikkatli yaklaşmanızı gerektiriyor. Evet, Uranüs sürpriz kazançlar da getirebilir bu yıl size. Beklemediğiniz yerlerden de gelebilir bunlar. Bir prim gibi, bir burs gibi, bir kredi gibi konu örneğin hızlı bir şekilde hayatımıza gelebilir. Veya eşinizin kaynaklarında bazı sürpriz gelişmeler, artışlar olabilir kazanç anlamında. Miras, sigorta konusu, vergi konusu, nafaka gibi bir konu. Bununla bağlantılı bazı kronik sorunlar da gündemde olabilir. Tamamen kişisel haritalarınızla da alakalı bir şey aslında. Her terazi aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, akrep, kova ve aslan burçlarında özellikle gezegenleriniz varsa Uranüs-Satürn karesinden daha fazla etki alabilirsiniz. Bu durumda paranızı kontrol etmeniz zaman zaman biraz zorlaşabilir ya da ani bazı gerilimlerle karşılaşabilirsiniz. Borçlanmaya dikkat edelim. Genel yatırımlara dikkat edelim. Evet, Jüpiter geçişi genel olarak aslında size şans veriyor. Hani bunlar spekülatif piyasalarda da olabilir bu şanslar. Yatırımlarınızdan hızlı geri dönüşler de olabilir. Ama bu stresli açının olduğu süreçlerde bazen hızlı dengesizliklerin, hani inişlerin, çıkışların, piyasalarda olabilecek hareketlerin bir etkisi de olabilir. Bu yüzden borçlanma konularına, yatırım konularına, özellikle söz konusu riskli piyasalarsa biraz dikkat etmek gerekiyor. Belki daha kontrollü para harcamamız gerekiyor. Biraz daha güvenli hareket etmemiz gerekiyor. Satürn ile Uranüs arasındaki bu kare açı yıl içerisinde özellikle Şubat ortalarında, Haziran ayının ortalarında ve Aralık son haftasında daha güçlü bir şekilde kendisini gösterebilir. Sevgili teraziler, kader döngümüzü yöneten ay düğümleri ve tutulma ekseni bu yıl ikizler ve yay burçlarında olacak. Kuzey düğüm ikizler burcunda, güney düğüm yay burcunda. Büyük resmi görmemiz açısından yıllık yorumlarda çok önemlidir. Hava ve ateş burçlarında olacak ay düğümleri. Siz de bir hava burcu olarak aslında tutulmalardan ve düğüm eksenindeki geçişlerden destek alıyorsunuz. Bu da sizi daha şanslı grupta yapıyor. Bu yıl Kuzey Düğüm İkizler Burcu'nda 9. evinizde olacak. Tutulmalar yaz aylarında ve kış aylarında yaşayacağız. İlk tutulma döngümüz Mayıs ve Haziran'da başlıyor. 26 Mayıs'ta Yay Burcu'nda Ay tutulması, 10 Haziran'da İkizler Burcu'nda Güneş tutulması var. Yılın sonunda 4 Aralık'ta yine Yay Burcu'nda bir Güneş tutulması yaşayacağız. 19 Kasım'da ise 27 derece Boğa burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Aslında Boğa akrep aksındaki tutulmalar
geçişler daha çok 2022'de gündemimizde olacak. Yılın sonundaki Kasım'daki bu tutulma Boğa burcunda bir ay tutulması olarak belki bazı konularda ilk işaretlerini verebilir genel olarak hayatımızda. Yılın genelinde kuzey düğüm yönündeki ay düğümü geçişi sizin hayatınızda aslında ilerleme yönünde yeni keşifler, yeni deneyimler, yeni öğrenimler anlamında daha olumlu bir tesir verecek. 9. ev bilginizin, anlayışınızın, hayata bakışınızın, belki genel olarak düşünce sistemleriniz ve inanç sistemlerinizin biraz daha geliştiğini gösteriyor. Bu tabii yeni arayışlar da getirebilir hayatınızda. Bu anlamda belki yeni eğitimler, yeni bilgiler arayışı içerisinde olacaksınız. Genç teraziler akademik alanlarda özellikle Haziran ayındaki güneş tutulmasıyla beraber bu anlamda hızlı ilerlemeler kaydedebilirler. Üniversite eğitimleri ve benzeri konularda. Uluslararası alanda da bazı kapıların açıldığı bir süreç. Yurt dışı ile ilgili hedefleriniz varsa ki bu yurt dışında yaşama olabilir, yurt dışında okuma, yurt dışında iş yapma, bu alanlar olabilir. Evet, yine tutulmalar bu alandaki gelişmeler adına size önemli kapılar açabilir. Ay düğümlerindeki güney düğüm yönü 3. evinizde biraz daha yakın çevrenizdeki koşulları düzenlemeniz gerekiyor. Belki kardeş ilişkileri, akraba ilişkileri, komşularla olan ilişkilerinizde de zaman zaman sizi duygusal olarak etkileyebilecek, belki biraz daha hani artık kapatmanız, tamamlamanız gereken konular olabilir. Örneğin hani bir komşunuz taşınabilir, yer değişiklikleri olabilir, kardeşlerinizin hayatında bu yıl içerisinde bazı dönüşümler olabilir, onların hayat düzeninde veya sizin genel olarak ilişkilerinizle ilgili. Eğer kardeşleriniz, akrabalarınız, sizin ya da eşinizin yakınları, akrabalar ve onlarla ilgili konularda hayatınızda aktif bir şeyler varsa, bunlar herhangi bir konu olabilir, bir miras konusu olabilir, bununla bağlantılı hukuksal konular olabilir. Çünkü yay ve ikizler aksındaki bu tutulmalar, mahkemeler, davalar, bazı hukuksal işlerinizin de yıl genelinde gündemde olabileceğini gösteriyor. Evet, ticari konularla ilgili olabileceği gibi akrabalarınızla da bağlantılı olabilir. Bazı sorunlarınız olabilir. Hatta bunlar 2020 yılından 2020 yaz aylarında başlamış bir konuda olabilir. Şimdi bunları daha rahat belki çözümleyeceksiniz, sonuç alacaksınız. Evet, tutulma dönemi özellikle Mayıs ve Haziran ayındaki tutulmalarla beraber bu etkiler hızlanabilir. Bazı anlaşmazlıkları çözmeniz, bazı yasal konuların sonuç vermesi, bazı mahkemelerin, davaların sonuçlanması gibi konularda yine 2021'in gündeminde yer alabilir. Daha fazla seyahat imkanı bulabilirsiniz sevgili teraziler. Gitmek istediğiniz yerlere, ki bunlar biraz uzaklar anlamına geliyor, işte başka şehirler, yaşadığınız yerden daha uzak yerler, başka şehirler, başka ülkeler ve benzeri konular, özellikle uzak seyahatler anlamında yine 2021 hem Jüpiter'in desteği hem de tutulma aksındaki hareketler size önemli olanaklar, fırsatlar sunabilir. 2021'i kısaca toparlarsak, bu yıl şanslı burçlardan biri sizsiniz sevgili terazi. Bu yıl gerek Jüpiter'in, Satürn'ün burç geçişleri, Kova burcundaki hareketleri, gerek ay düğümlerinin ikizler yay burcundaki geçişleri ve tutulma döngülerimiz sizi hayatınızda biraz daha özgürleşme, kendinizi gerçekleştirme, yeteneklerinizi değerlendirme, yeni keşifler yapma anlamında destekliyor. Birçok terazi bu yıl aşık olabilir, güzel ilişkiler kurabilir, çocuk sahibi olabilir. Akademik konular veya yurt dışı ile ilgili uluslararası alandaki hedeflerine odaklanabilir. Satürn ve Jüpiter'in Kova burcundaki geçişleri, evet, hayatımızda özellikle bilgi, teknoloji, eğitim, belki astroloji, belki astronomi, belki hava yolları, bunun yanı sıra biraz daha dijital platformlar, bu alanlardaki hareketleri, destekleri arttıracak. Kimimiz eğitimle ilgili, kimimiz kişisel hayatımızdaki ifade yollarında, arayışlarında, kimimiz mesleki anlamda bu çıkışları bu iki gezegenin destekleriyle beraber bulabiliriz. Hayatımızın biraz daha zenginleştiği, yaşamdan daha fazla keyif alma olanaklarımızın öne çıktığı
Güzel bir yıla giriyoruz aslında sevgili teraziler. Diğer burçlarla kıyasladığımızda teraziler bu yıl gerçekten şanslılar, önemli fırsatlar karşılarına çıkabilir. Tabii ki her terazi aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı yıl boyunca takip edin. Her yıl olduğu gibi bu yılda günlük, haftalık, aylık videolarımızdaki ayrıntılı yorumlarla size bilgiler vermeye devam edeceğiz. Kişisel doğum haritalarınızdan bu yorumları takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.